Özgür Kanal Halk TV'desiniz ve Günün Raporu programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'yi konuşacağız, gündemi konuşacağız. Her şeyden önce teşekkür ederim. Program özellikle hafta içinde bu saatler arasında sürekli zirvede sizlerin sayesinde, sizlerin katkılarıyla. Bugün iki önemli konu var ele alacağımız. Biri tabii ki ekonomi ama biri salgın. Salgında farklı bir tablo var. Mesela bugün Ankara valisi çıktı, dedi ki salgın Ankara'da düşme eğilimine girdi. Hasta sayılarında azalma var ve artış hızı yavaşladı dedi. Tam sözcük aslında bu. Artış hızı yavaşladı dedi. Gerçekten böyle mi? Ankara biliyorsunuz Türkiye'nin Wuhan'ı diye sayılıyordu. Çin'de ilk salgının çıktığı eyaletle ilgili olarak. Ama bugün gelinen tabloda sanki salgının artış hızında biraz düşme var. Biraz daha umut var konuştu bugün Sayın Ankara Valisi. Bunu konuşacağız. Tabii ki ekonomide işler iyi gitmiyor. Bu sefer özellikle yurt dışındaki Moody's kuruluşunun raporu geldi. Yani not düşürmeden sonra tablo çok kötü. Yani karamsar olmamaya, insanların içini karartmamaya çalışıyoruz ama bu tabloyla Türkiye'nin yoluna devam etmesi mümkün değil. Ne yaparsanız yapın devam etmesi mümkün değil. Ne Türkiye'ye kredi açan var, ne Türkiye'ye borç veren var, ne içeride ekonomide stabil bir hava var. Düşüş devam ediyor, doların artışı sürecek ve ne yazık ki daha bu da dip değil diyor ekonomi uzmanları. Peki hangisi dip? Bundan sonra ne olacak? Onları biraz sonra konuşacağız. Tabii bir de Türkiye Tabipler Birliği ile iktidar arasındaki o sürtüşme var. Devam ediyor gibi görünüyor. Çünkü hafta sonu Türk Tabipler Birliği'nin kongresi var. Peki kongre nerede yapılır? Salonda. Salonu kim verir? Salonu genelde hükümet tahsis eder. Siz sivil toplum kuruluşu iseniz başvurusunuz ve size başvurduğunuz yerle ilgili evet ya da hayır denir ve evet denirse de destek verilir. Ne yazık ki böyle olmadı. Türk Tabipler Birliği'nin kongre yapacağı yerle ilgili yine sorun çıktı. Sorun çıkarıldı. Ama bu sorun çözüldü. Nasıl çözüldü? Bütün onları ayrıntılarıyla konuşacağız. Tabii bir de dış politikayla ilgili yine sorunlar var. Onlar da önemli. Çünkü dış politikanın iç politikayla birbiriyle bağlantısı çok fazla. Her zaman söylüyorum. Eğer dolar yükseliyorsa, Türk lirası devalüasyonla karşı karşıyaysa ki bütün yurt dışındaki ekonomiyle ilgili not veren kuruluşlar dahil herkesin söylediği şu. Çok sert bir devalüasyona hazır olun. Peki sert devalüasyonda ne olacak? 7.6-7.7'ye ulaştı dolar. Dolar belki 10 lira olacak. Kimse bilmiyor. Bu soruların yanıtlarını ekonomistlere sormamız lazım. Onlarla konuşmamız lazım. Ama bu da hemen kısa dönemde bu soruların yanıtlarını bulmak çok güç. Ama işler iyi gitmiyor desek belki durumu özetlemiş oluruz. Tekrar gelelim tabii ki ekonomide krizin yanında bir de enteresan haberler var. Halen bir yolsuzluk iddiaları, halen usulsüzlükle ilgili namuslu medyada hala haberler var. Yani eski işte ilçe başkanı milletvekiline aday olmuş ve kazanamamış 50 milyon liralık ihale almış. Normal AKP'nin klasiği kabul ederim ama bir de bir haber daha var. 13 milyon yoksul var bu ülkede ve işten ayrılan insanlara günde 39 lira harcaması için para veriyorlar. Bir TRT spikeri 432 bin lira aylık maaş alıyor. İddia bu. İddia TRT tarafından bugün düzeltildi, 24 bine kadar indirildi ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Atilla Sertel bugün belgeleriyle açıkladı ve ne yazık ki rakam 400 binlerin üzerinde. Yani 60 milyona yakın yoksul, aç ve dar gelirli insanın yaşadığı bir ülkede yandaş olduğu için, sizlere yakın durduğu için, sizlerle iyi geçindiği için bir gazeteciye 400 binlerin üzerinde gelir sağlama olanağı ya da imkanı tanıyorsunuz. Sadece maaşla yapmıyorsunuz bunu. Yaptırdığınız programlarla, ayırdığınız bütçeyle. Bu haksızlığın da ötesinde bu. Çok acı bir tablo. Niye derseniz bakın bunu da söyleyeyim sonra konuğumuza döneyim. TRT 2019 yılında elektrik enerji payından 1 milyar 45 milyon 98.830 lira almış. Sadece enerji payından. Televizyon, bilgisayar, cep telefonundan kesilen bandrollerdense 1.757.093.000 lira almış. Yani halktan 2.803.092.000 lira para toplanmış. Peki bu parayı ne yapmışlar? İki şey yapıyorlar bakın. TRT'nin yaklaşık 8.000'e yakın elemanı var. Gazeteci olarak bunu biliyorum. Hale TRT 8.000'e yakın elemana iş yaptırmak yerine dış alımlar, dıştan program yaptırma yöntemini seçiyor. Açın TRT belgeseli, yapılan programların %90'ı saçma sapan. Birine yaptırılmış, bir şirkete yaptırılmış. Kim bunlar? Neyin nesi bunlar? Yine bu spor programlarında da aynı şey. Program yaptırıyorsunuz ama kendi kadrolu adamınıza değil, kendi imkanlarınız dışarının 10 katı. Ama kendi adamlarınızı yaptırmıyorsunuz, dışarıdan satın alıyorsunuz. Neden? Niye 8.000 adamı besliyorsunuz? Ayrılan bütçeye bakın, 2 milyar bütçe. Sanayi Bakanlığı'nın bütçesi bu kadar Türkiye'de. Neredeyse. Biraz daha fazla ama ona yakın bir para bu. TRT niye bu parayı har vurup harman savuruyor? Kimler var bu işin arkasında? Kimler bu işten kendi çıkarlarını sağlayıp avantajlarını alıyor? Bu iş o kadar basit, kolay bir iş değil. Siz 8.000 elemanınız olacak, altyapınız olacak, teknik olarak her şeyi yapıyor olacaksınız. 8.000 personele düzenli maaş ödeyeceksiniz. Bunların çoğu üniversite mezunu, hemen hepsine yakını ve bunlar kendi işlerinde ellerinden iş geliyor ama siz dışarıdan firmalara 1 milyon liradan başlayıp 60 milyon liraya kadar çıkan işler satın alacaksınız. Hatırlar mısınız? Danıştay'ın raporu vardı 2017 yılında. Alık Pekşengel de buraya anlatmış, söylemişti. Tam 1 milyar liralık yolsuzluk var TRT'de. Bunun 590 milyon lirası bir kişiyle ilgili. Evet, Danıştay raporu, ben söylemiyorum bunları. Bunların konuşulmasının zamanı da geçti aslında. Ama biz yine konularımıza dönelim ve salgın meselesini konuşalım. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Vedat Bulut, Türk Tabipler Birliği Genel Kurulu Delegesi ve Ankara Tabipler Odası eski başkanı. Kendisi aynı zamanda bağışıklık uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Saygılar Sayın Ertürk. Hocam kusura bakmayın, kaptırdık gidiyoruz da. Hak TV izleyicilerine de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ya neresini tutsan bir ülkede elinizde kalır mı hocam ya? Çok samimi soruyorum. Neresinden tutsanız, hangisini tutsanız elinizde kalır mı ya? Yani bir şey sağlam dursun, bir şey farklı görünsün, bir şey doğru gitsin. Yani bunu bütün samimiyetimle bir gazeteci olarak söylüyorum. Hiçbir siyasi şeyim yok, mülahazam yok. Sadece doğru. Hayatta en hakiki mürşidin izinden çıkarsanız, ilimden çıkarsanız bunların hepsi olur. Her alanda, eğitimde, ekonomide, sağlıkta maalesef bilimsel bir yol izlemiyoruz. İlmin yolunu takip etmiyoruz. Bilenlere de sormuyoruz. Bu hataları yapıyoruz. Oradan ayrılalı çok uzun zaman oldu hocam. Yani bilimin yolundan ayrılalı, bilimsel öngörülerden, rakamlardan, bilimsel tabandan ve aklı kullanmaktan, sorgulamayı kullanmaktan, aklın yolunu seçmekten o kadar uzak kaldık ki. Şimdi burada bakın önümde bir sürü şey var. Hangi birinden başlasam diye düşünüyorum. İnanır mısınız? Yani böyle bir ülke olur mu ya? Bu duruma gelir mi bir ülke hocam? İnsan bu ülkenin yetiştirdiği bir yurtsever aydın olarak üzülüyor ya. Evet. Yani nasıl düzelecek bu işler hocam? Düzelecek gibi görünmüyor. Yani o kadar rahat ki sokakta, anlayamıyorum bazen, seçmen iradesi dedikleri şeyi de sorgulamak lazım. Ya bir seçmen 18 yıl her şeyin daha çok kötüye gittiği son 4 yılı özellikle başa alırsanız hala bile bile aynı inada niye devam eder ya? Yani bakın bu işin içinden çıkamayacağız. Mevcut yapıyla Türkiye'nin bugünkü ekonomik krizden çıkması mümkün değil. Ekonomi batarsa Türkiye batar, Türkiye batarsa ülke çözülür. Ülke çözülürse toprak kaybı başlar, devlet olma iddianız ortadan kalkar. Ya bunun başka bir açıklaması yok. A dedin, B dedin, C dedin, D dedin, şunu düşündün, şuna gittin, bu yok. Gelelim hocam Türk Tabipler Birliği'ne. Çünkü memleketin derdi çok. Ama hocam niye bu kavga? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin, siz Türk Tabipler Birliği Ankara Odası eski başkanısınız. Yani kurumsal anlamda ben size bunu soruyorum. Yani bütün şeyin dışında, tartışmaların dışında bir siyasi parti ki seçmene ihtiyacı var, sandığa gidince oya ihtiyacı var, karşısına 100.000 üyesi olan bir büyük sağlık kuruluşunu, yani sivil toplum kuruluşu, kamu yararını gözeten sivil toplum kuruluşu. Yani anayasada Türk Tabipler Birliği ile ilgili madde var. Anayasal bir kuruluş. Niye 100.000 insanı karşısına alırsınız ki? Sadece Türk Tabipler Birliği'nde görevli 100.000 doktorla ilgili değil bu. Bütün sağlık çalışanları da buna ekleyebilirsiniz. Derdiniz ne? Yani mesela iktidar ortağıysanız, bu siyasi mülahazaları ben yapıyorum ki size fazla bırakmak istemiyorum, sıkıntıya girmeyesiniz diye. Yani iktidar bunları seslendirmezken, iktidarın bile söylemediği şeyleri küçük ortak kimin adına, kimin avukatlığı ya da kimin işini halletmek için ya da hangi aracılıkla bunu kullanma gereği diyor. Nedir bu Türk Tabipler Birliği? Şimdi Türk Tabipleri Birliği'nin iktidarlarla, hükümetlerle sorunu yeni değildir. Bu çok eskidir. Ve her zaman gerçekleri dile getirdiği için, sağlık politikalarındaki yozlaşmayı, tıp eğitimindeki yozlaşmayı dile getirdiği için de hükümetler tarafından sevilmez. Burada yorum yapmaktan da ben çekinmiyorum. İki ihtimali olabilir. Bir, gündemi değiştirmek istiyorlar Türk Tabipleri Birliği ile. Çünkü hem dış politikada hem iç politikada bir takım sorunlar var. Ekonomide gündemi değiştirmek için Türk Tabipleri Birliği'ne hedefe koyarak bir saptırma yapıyorlar. İkincisi ise Türk Tabipleri Birliği mevcut dönemde rant projelerini dile getirdiği, ifşa ettiği için, bunları halk kamuoyuna ilettiği için bir hedef haline geldi. İşte şehir hastanelerinden tutunuz, salgındaki kötü politikaları, yönetim politikalarına, yanlış yönetimine dair vurgulamalarıyla, gerçek rakamları kamuoyuyla paylaşmasına bağlı olarak Türk Tabipleri Birliği bir hedef haline geldi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız bir açıklama yaptı. Verileri gizlesek siz nereden bileceksiniz gibi bir açıklamaydı, bir garip açıklama. Verileri bizden gizleyebilme ihtimalleri yok. Bunu daha önce de söyledik. Biz binlerce öğrenci yetiştirmiş öğretim üyeleriyiz. Ve öğrencilerimiz arasında da saygınlığımız yüksektir. Verdiğimiz derslerin kalitesi, öğrencilerimizle olan ilişkimizin kalitesi nedeniyle bu öğrencilerimizin ideolojik ya da herhangi bir farklılığı bizim için hiçbir zaman önem taşımaz. Öğrencilerimiz bizim tıpta çok önemli bir kuraldır. Bir yıl önce mezun olan kişi bizim abimiz, ablamızdır. Biz ona hürmet ederiz. Bizim öğrencilerimiz de bizi hürmet ederler ve her alandan, sağlığın her türlü alanından bize verileri söylerler. Dürüstlükle telefon açarlar ya da biz sorarız. Hocam laboratuvarda bugün şu kadar test geldi, şu kadar pozitif ya da şu kadar hasta var. Yani şu anda benim şunu söylememde hiçbir sakınca yok. Şehir Hastanesi'nin Ankara'daki durumu dile getirdiğiniz için söyleyeyim. Ankara'da şehir hastanesinde şu anda giderseniz 350. 400. poliklinik sırasını alırsınız COVID'de ve kırmızı alanda 20'den fazla insan yatak bekliyor. Bu bile bizim için yeterli. Nerede bir somut veridir. Ankara Şehir Hastanesi'nde, acil hastanesindeki kırmızı alan. Diyelim kırmızı alan dediğiniz ne? Yani acil serviste kliniğe yatırılmak üzere COVID'lilerin beklediği, enfektif vakaların, bulaşıcı vakaların bekletildiği alan. Yani orada bir yerden bekletiyorlar. Evet, yani orada da yine yataklar var. Yani bir hastane yatağından ama yoğun bakıma girmesi lazım. Ya yoğun bakıma ya da enfeksiyon kliniğine taşınması lazım. Enfeksiyon kliniği de olabilir yukarıda. Oraya da taşınabilirler. Orada bekliyorlar ve yatak sıkıntısı var. Ankara'da uzun süredir hem yoğun bakımların tıkanıklığı başhekimler tarafından da dile getirildi. Artık şeyi saklayamıyor hiç kimse. Yani devletin kendi atamış olduğu başhekimler bile bu gerçeği saklayamıyorlar. Ve peki niye Ankara valisi bugün böyle bir açıklama yaptı? Şöyle dedi, şehrin hasta sayısındaki artış hızı yavaşladı. Bu duyarlılık için Ankaralılara teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığın sonuçlarını da alıyoruz dedi. Son bir haftadaki gelişmelere göre Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı. Doğru mu bu bilgi? Bu bilgi doğru ancak bu şu demek değildir. Yani 1500'den vaka 1400'e gerilemiştir. Bunu bir pozitif veri olarak vermesinde hiçbir sakınca yoktur tabii ki valiliğin. Ama önemli olan iyileşen vakalarla mevcut yeni katılan vakaların sayısıdır. Bu bize şunu gösterir, aradaki fark vakanın üreyip üremediğidir. Şu anda Ankara'da vaka üremektedir. Yani örneğin günlük 1400-1300 vaka tespit edilirken COVID pozitif ve evde izolasyonlarla 900 veya 800 civarında iyileşme elde ediyorsunuz. Bu ne demektir? R0 veya RT değerinden hak sağlıkçıların, epidemiyologların bahsettiği terim 1.2'nin 1.3'ün üstünde olduğunu gösterir ki bu da vakanın henüz ürediğini gösterir. Yani biz salgının maalesef birinci dalgasını bitirmeden ikinci dalgasına doğru yöneldik, gidiyoruz ve ben bu nedenle de bir tsunami geliyor dedim. Anadolu'nun değişik yörelerinden de verileri elde ederek konuşmuştum. Bir tsunami geliyor. Buna da hazırlıklı olması gerekiyor. Gerek sağlık sektörünün, gerek Sağlık Bakanlığı'nın, gerekse tüm sağlık çalışanlarının. Peki hocam bu Türk Tabipler Birliği kongresi ne zaman? Cumartesi, pazar. Cumartesi günü olağan genel kurulumuz yapılacak. Pazar günü de seçimlerimiz yapılacak. Peki bu salon konusu nasıl bir sıkıntı yaşadı? Açık açık anlatın. Tabii bu şeyle alakalı, biliyorsunuz bir pandemi dönemindeyiz ve pandemi döneminde mümkün olduğu kadar seyrek yerleşimli bir kongre yapmanız lazım. Bu nedenle önce Abdülkadir Noyan salonu, yani Ankara Üniversitesi'nin morfoloji salonu planlanmıştı. Ancak bunun yeterli olmayabileceği, Türkiye'den gelen delegelerin daha sıkışık düzende olmaması için CerModern tercih edildi ve CerModern'le bir kira işlemi yapıldı. CerModern daha sonra salonunu bu valilikten gelen bir belgeyi gerekçe göstererek burada yapılmasını istemiyoruz. Çünkü bu valilik bu yazıyı gönderdi diye. Valilik niye durup dururken CerModern dediğiniz yere yazı yazıp Türk Tabipler Birliği'ne kongreyi burada yaptırmayın, niye böyle bir ihtiyaç? Ayın 22'sindeki yazı genel bir yazı. Sadece CerModern'e yazılmış bir yazı değil. Kapalı yerlerdeki kongrelerin yapılmamasıyla alakalı bir yazıydı. Bunu gerekçe gösterdi. Bunun üzerine zaten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyimiz de açıklama yaptılar. Konunun bir sözleşme konusu olmadı ama sonuçta bir anlaşmaya varılmış olduğunu ve bu anlaşmadan sonra da CerModern'in bundan caymış olduğundan bahsettiler. Merkez Konseyimizin Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman ve sonuçta yine bir çözüm getirdiler. Bilkent Üniversitesi'nin yani biliyorsunuz hocam, bir açık havaalanı var. Şunu sormak istiyorum, yani Türk Tabipler Birliği kongre yeri ararken belli ölçülerde engellemelerle karşılaştı mı, karşılaşmadı mı? Bu perde arkasında olabilir ancak elimizde bu konuda bir delil olmadığı için delil olmaz zaten değil. Bu konularda. Yani, engeller sonuç olarak yani. Bu tip engeller olabilir. Daha önceden biz devlet su işlerinin salonlarını kullanırdık. Ve gayet uygun bir salondu ama bu pandemi nedeniyle de onlar hiçbir kurma vermediler. Doğru, biraz önce haklısınız. Anayasanın 135. maddesince korunma altına alınmış olan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerine devlet salon tahsis etmek zorundadır. Ancak devletin böyle bir açık alan, büyük bir yer temin edemeyeceği nedeniyle DSİ de bu işi bu sene üstlenmedi. Sonuçta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi de delegelerinin sağlığını düşünerek, tabiplerin sağlığını düşünerek çok da güzel bir alan seçtiler. Ki bildiğiniz gibi CHP'nin kongresi de o alanda yapılmıştı. O alanda olmuştu ve yani iyi bir alan. Bu arkadaşlar Pınar Türenç hazır mı bu arada? Bu baskılar olsa bile bizi yıldırmaz. Yani biz sonuçta kongremizi yapacak yerde buluruz. Kongremizi de yaparız. Bu gibi sorunlar bizi çok fazla zedelemez, hırpalamaz. Aksine kamuoyunda Türk Tabipleri Birliği'ne büyük bir güven var. Bizim verilerimize Sağlık Bakanlığı verilerinden daha çok güveniliyor. Herkes Türk Tabipleri Birliği'nin web sayfasını ve açıklamalarını izliyorlar. Bizim herhangi bir çekincemiz yok. Kongremizi yapacağız. Sonuçta hem anayasa hem de 6023 sayılı yasa bize bunu emrediyor. Peki hocam son durumumuz ne? Yani bir de onu bize özetleyin. Peki. Şimdi siz anladığım kadarıyla bu işe çok girmek istemiyorsunuz ama benim gördüğüm tablo şu. Türk Tabipler Birliği'ni sevilmiyor. Yani kim tarafından sevilmiyor? Halkın inandığı, halkın salgın sırasında güvendiği ve devletin verdiği rakamlar, devlet demeyelim, hükümetin verdiği rakamlardan çok kurumsal olarak onun açıkladığı verilere güvendiği bir kurum, bir kuruluş, bir sivil toplum kuruluşu ve bu ülkenin şu an bir yani can kurtarıcısı gibi sağlık kuruluşu. Türk Tabipler Birliği'nde 100.000 doktor var. Hocam şaka değil bu. Bunun yanı sıra kolları, kurulları ve bilimsel dergileri var. Bu dergilerinde kurulları var. Son derece mesleğinde temayüz etmiş, gelişmiş, donanımlı, birikimli bilim insanları çalışıyor orada. Bunların sayısı yüzlerce. Ve bu yüzlerce insan raporlar hazırlıyorlar. Biliyorsunuz en son pandemiyle ilgili 6. ay raporunu hazırladılar ve kamuoyuyla paylaştılar. Bu rapor okunursa son derece güzel yazılmış, ilgili alanın ilgili bilim insanlar tarafından. Hukukçular var orada, sağlıkçılar var, enfeksiyon hastalıkları uzmanları var, konunun sosyologlar var ve konunun her uzmanı kendi alanından pandemiye bakış açısını o raporda sundular ve 6 aylık değerlendirme yaptılar. Bizi sevmemelerinin nedeni bu verileri açıkça paylaşmamız ve bunun dışında hani Türk Tabipleri Birliği'nden şunu da hiç kimse beklememelidir. Benim geçmişte Hekim Postası'nda yazdığım bir yazı vardı. Yurttan Sesler Korosu ve Türk Tabipler Birliği, hani siz belki bilmezsiniz, ben 78-82 yıllar arasında biraz önce bahsettiğiniz güzide kurum TRT'de çalıştım. Çok kıymetli insanlarla birlikte çalıştım. O zaman Yurttan Sesler Korosu'ndaydık. 12 Eylül 1980 darbesi olduğunda ben o koronun bir bağlama sanatçısıydım. Erzurum Bölge Radyosu'nda Suat Işıklı yönetiminde, Fuat Lehimler yönetiminde ki rahmetle bu ustalarımı anıyorum, bizleri yetiştiren insanları. Orada kahramanlık türküleriyle 12 Eylül'ü karşılamıştık. Ancak Türk Tabipleri Birliği mehteran bölüğü değildir. Türk Tabipleri Birliği bir Yurttan Sesler Korosu değildir. Yani onların istedikleri şekilde bir söylem üretemez. İktidarın her savaş çığırtkanlığında bu söylemi yükseltemez. Türk Tabipleri Birliği bir meslek örgütüdür ve hekimlik, iyi hekimlik değerlerine sahip olarak hareket eder. Dünyada insan yaşamı kadar kutsal bir şey yoktur ki sonuçta biz yaşamı kutsayan ve yaşamı sağlıklı kılmaya çalışan bir meslek örgütüyüz. Bu konularda söyleyeceğimiz her şey hekimlik değerleri içerisindedir. Yaptığımız her işte onlar tarafından politik olarak katlandırılmasına rağmen hep mesleğimizde sağlıkla ve hak sağlığıyla alakalıdır. Çünkü 6023 sayılı yasanın 1. maddesi kamu yararına sağlığın yapılandırılması ile ilgili bizlere yetki verir. Peki hocam. Bu arada gazeteci Pınar Türenç, Basın Konseyi Başkanı aynı zamanda kendisi. Bizim gazeteci meslektaşımız. Hocam izninizle bir de Pınar anlatırım. Sayın Türenç merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Profesör Doktor Vedat Bulut yanımızda. Eski Ankara Tabip Odası Başkanı ve Genel Kurul Delegesi. Çok saygılar kendisine. Sağ olun, sağ olun. Ya sevgili Pınar, şimdi konuşuyoruz hocamla. Türk Tabipler Birliği kongre yapacak ve bir aydır çaba gösteriyor. Yine salon yok. Hatırlar mısınız? İYİ Parti'nin kuruluşunda da Meral Akşener partinin kongresini yapacak bir salon bulamamıştı. Bulduğu salonlar da bir süre sonra vazgeçmişti. Aynı şey burada da yaşanıyor. Şimdi en son Türk Tabipler Birliği'ne Bilkent el uzatmış ve Bilkent'in, üniversitenin kampüsü içindeki bir açık alanın tahsisiyle sonunda kongreleri yapacaklar. Yani bu nasıl bir anlayış bu ülkede? Doktorla kavga ediyorsunuz. Türk Tabipler Birliği ile kavga ediyorsunuz. Türk Tabipler Birliği'ni salgına rağmen engellemeye çalışıyorsunuz. Doktorlara işte virüsten tehlikeli diyorsunuz. Ondan sonra doktorlara tıbbi atık diyorsunuz. Oda vermiyorsunuz. Kongre salonu vermiyorsunuz. Nereye gidecek bu iş? Hiçbir yere gitmiyor. Bir ileri iki geri gidiyoruz. İşte ekonomideki durumumuz açık. Medyanın durumu açık. Sağlıktaki bu tükenmişlik sendromu yaşayan bir sistem önümüzde. Okullar açılamıyor. Öğrencilere eğitim verilemiyor. Eğitim alması gereken çocukların altyapısı hazırlanmıyor. Koskoca bir 3 ay geçti yaz tatili diye. Bu 3 ayda hiçbir şey hazırlanmadı. Ve şimdi geldik. Bir kışa hazırlanıyoruz. Ekim ayı kapımıza dayandı. Sonbaharı yaşıyoruz. Ama maalesef Türkiye gerçekleriyle hala yüzleşemedi. Hala gerçeklerine çözüm üretme noktasına gelemedi. Tabii bu sistemden kaynaklanıyor. Aklı başında herkes de aynı şeyi söylüyor. Sistemin tükenmişliği. Bu sistemde de Türkiye'nin ileri gitmesi mümkün değil. Bunun acilen değişmesi gerektiğini bütün aklı başında herkes söylüyor. Ve bütün sorunların ortasında da bir günah keçisi aranıyor. İşte bunlardan bir tanesi de o çok kahraman doktorlarımız. O kahraman doktorlarımıza ne toplantı yapmak için salon verilebiliyor, ne çalışabilmeleri için güvenlik sağlanabiliyor, ne imkan sağlanıyor, ailesine, çocuklarına emeğinin karşılığı olan ödemelerin maalesef gerektiği gibi yapılmadığı bir gerçeğimiz ve bütün bunların sonunda Türkiye bir sorunlar yumağı olarak debelenip duruyor. Nereye gidecek, nasıl olacak? Tabii bunun mutlaka bir akıl yolu var, çıkış yolu var. Ama tabii bunun tek çıkar yolu sandık. Halkın en aklı başında şekilde sandığa gidip oy kullanması ve geleceğin tayin etmesi. Bunu bekliyoruz. Peki sevgili Pınar, 3 yıl var seçimlere. Yani en iyi ihtimalle diyelim ki erken seçim yok, baskın seçim yok ya da hiçbir şekilde hükümet kendini mecbur zannetmedi ya da mecbur kılmadı ve seçime gitmedi. 3 yıl daha bu ülkeyi yönetme iddiasını sürdürdü ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin örtülü desteğiyle bu mesafeyi alması da çok zor görünmüyor. Önümde bu Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'in raporu var. Evet. Bugün seninle de paylaştık bunu yayından önce. Evet. Çok enteresan bir rapor. Türkiye'de banka ve şirketlerin temerrüte düşebileceği, hazinenin bu borçların itfasını yükleneceği söylemiş ve şöyle diyor Moody's: şu ana kadar yapılan müdahaleler sonrasında liranın dalgalı kur rejimde olduğunu görmek zor. Bunun sonucu olarak ciddi ekonomik ve mali bozulmayı tetikleyen düzensiz bir kur ayarlaması, yani sert bir devalüasyon yaşaması yönünde ciddi bir olasılık var diyor. Dolar 7.65, 7.75'i buldu. Sert bir devalüasyon ne demek? Bu doların 10 lirayı bulması demek mi? Ya da Türk lirasının ne kadar değer kaybetmesi demek? Yani bu işin içinden nasıl çıkacağız? Demin de sordum bu soruyu ama bir de bu yönüyle sorayım. Yani hükümet imkanlarını tüketti diyor Moody's. Tüketilen imkanların olduğu bir ortamda Türkiye senin tarif ettiğin gibi sandığa nasıl gidecek? Başka çıkar yol yok. Demokrasilerde tek çıkar yol sandıktır. Halkın gözlemesi gereken sandıktır. Ve bütün baskıların, bütün yönlendirmelerin de sandık lehine yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü demokrasinin içinde yaşadığımızı varsayıyorum ve bütün bu bize dayatılan tek adam sistemiyle, rejimiyle de Türkiye'nin tıkandığını görüyoruz. Bütün kararların tek bir mecradan çıktığı, kanunların, bütün alınan kararların bir gecede ilan edildiği ve bir kişinin ve onun en yakın çevresiyle yönetilen bir Türkiye'nin bir yere ulaşmadığını görüyoruz. Bu son 2 yılda Türkiye debelenmekte. Bunu anlamak zorundayız. Daha fazla ileriye gitmeyeceğini de görüyoruz. Bütün göstergeler, bütün parametreler bize bunu gösteriyor. O zaman bu sandığa gitmekten başka çaremizin olmadığını, eğer demokrasi değilsek, eğer demokrasi değilse bunu da ilan etmemiz lazım dünyaya. Tabii bütün bu iklimde Türkiye'nin demokratik bir yönetimle yönetildiğini kabul eden ülkeler, tabii Türkiye'nin bu ekonomideki, özgürlüklerdeki, hukuk alanındaki medya özgürlüğünün olmamasıyla ilgili bütün gözlemlerini yapmaktalar ve uyarı getirmekteler. Bu uyarılar da maalesef kale alınmıyor ama bir yerde Türkiye duvara tosluyor. Şimdi Moody's'in bu verdiği, bize sunduğu bu tablodan şunu görüyoruz ki Aralık ayında, en geç Aralık ayında doların 10 lirayı bulacağı ve onu da aşacağını söylüyor ekonomistler. Bu ne demek? Bu enflasyonun, bu hayat pahalılığının, yaşam kalitemizin son derece düşeceğinin göstergesi. Bu dolara bağlı yaşanan her şey, A'dan Z'ye bütün kalemler dolara bağlı hesap ediliyor. Yani yoksa öyle sen dolarla mı maaş alıyorsun? Hayır, dolarla almıyoruz. Emekli maaşı alıyoruz. 3.000 lira, 4.000 lira, daha fazla değil emekli maaşımız. Bunu dolara çarparsan, evet Sayın Bakan'a bunu söylemek lazım aslında. Ekrana çıkıp dolarla mı maaş alıyorsunuz dediğinde karşısına cevap vermemiz lazım. Hayır, dolarla almıyoruz ama aldığımız 3.000 lirayı lütfen çevirir misiniz dolara? ve bizim bütün gelirimiz bu diyebilmemiz lazım. Tabii çok acınacak hale geldi Türkiye. Türk insanı daha fazla da bu yükü kaldıramaz, çekemez. Bütün uluslararası göstergeler Türk ekonomisinin son derece kırılgan ve daha fazla dayanamayacağını söylüyor. Umarım daha kötü noktaya gelmeyiz. Bir an önce önlemleri de alacağız. Peki son bir şey soracağım. Ya bu TRT'deki bu bir gazeteci olarak, basın konseyi başkanı olarak bir spikerin aldığı para. Yani bu Fatih Altaylı ilk olarak söyledi ama itiraz etti TRT. Bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki 27.500 lira veriyoruz bu TRT spikerine dedi. Ancak evet görüntüler de geldi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in kalem kalem açıkladığı bir aylık ödenmesi ve ayrıca da program yaptırılması var. Ve Atilla Sertel'in rakamlarına göre haftada 2 kez yaptığı programı 3'e çıkarıyor. Böylelikle haftada 103.100 TL fatura keserek dış yapım olarak TRT'den tahsil ediyor. Ve aylık olarak hesapladığınızda 412.440 liralık bir rakam ortaya çıkıyor. Tekrar söylüyorum sevgili Pınar. 412.440 lira. Ne bu? Bir spor spikerinin bir kurumdan ki o kurumun bütün gelirini vatandaş elektrik parası, doğalgaz parası, televizyon, cep telefonu, bandrol diyerek cebinden ödüyor. Bu rakamda 2.803.092.000 lira. Şunu anlamaya çalışıyorum. 13 milyon insanın işsiz kaldığı ve aç olan, yoksul olan insanların sayısının 45 milyonu bulduğu bir ülkede bir spor spikerine yine Atilla Sertel'in verdiği rakamlarla açıklıyorum. Bu 413.000 lira maaşı neye göre veriyorlar? Etik mi bu? Yani bunu alan açısından da soruyorum, veren açısından da. Nedir buna bakışın? Şimdi etik değil. Etik deyince tabii hiç normal gelmiyor hiçbirimize. Ama alan açısından, veren açısından diye düşünürsek, alan açısından son derece yüz kızartıcı bir tablo. Böyle bir maaş Türk medyasında normal bu tür program yapan gazeteciler için ödenmesi mümkün değil. Veren açısından ise kimin parasını kime veriyorsunuz beyler? Bizden kesilen, halktan kesilen vergilerle TRT besleniyor. O kaynaklar böyle 1, 2, 3 kişiye bu kadar peşkeş çekilecekse o zaman halkın cebine lütfen o vergileri kesmeyin de 3-5 kuruş daha kalsın. Ya ayıptır, utanılır. İnsan bunu almaya da utanır, vermeye de utanır. O noktaya geldik artık. Ayrıca Türk medyasında böyle maaşlar yok. Hiçbir zaman alınmadı. En üst düzeydeki insanlar da almadı. Alan bazı kişiler olmuş olabilir. Onu bir şey diyemeyeceğim. Ama onlar da gazetecilik hizmetinden almamıştır. Patronlarına başka hizmet verdiyse o maaşları almıştır. Bu da açık. Gazetecilikte halkın haber alma hakkı için yapılan kamu görevinde böyle yüksek maaşlar tarihinde yok. Ve biz bugün bu TRT'nin bir çiftlik olduğunu, RTÜK'ün bir çiftlik olduğunu, sadece TRT değil, RTÜK de öyle, basın ilan kurumu öyle. Yani devletin bu hangi kurumlarını el atarsa, orayı denetim altına alırsa ve kendi yandaşlarını yerleştiriyorsa, oraların hepsi çiftlik vaziyetine geldi. Ve nasıl bir harman savurma var? Bu fakir ülkenin, maalesef fakirleştirilen bu ülkenin ve halkından zorla kesilen vergilerle boğulan bu halkın, cebinden alınan bu paranın böylesine savrulmasını da kabul etmemiz mümkün değil. Bunun için mecliste milletvekillerinden, gerekli bütün kurumlardan bir hareket bekliyoruz doğrusu. Ve bu kişilerin de bu paraları alıyorlarsa iade etmesini istiyoruz. Çünkü bu paralar halkın cebinden çıkıyor, vergilerinden çıkıyor. Duyduğum zaman kan beynime sıçradı. Nasıl olabilir böyle bir maaş? Binlerce gazeteci işsiz Fatih. Biliyorsun değil mi? Evet. Binlerce gazeteci işsiz. 10.000'e aşkın gazeteci işsiz bugün. Madem böyle bir dağıtılacak para var, o gazetecilere bir ek bir ödenek yapılsın o zaman. Bir işsizlik fonu verilsin. Yani bu 10.000'e aşkın gazeteci bugün hem mesleğini yapamıyor, içi karardı, bütün dünyası karardı, mesleğini yapamamaktan dolayı ailesine ezik, kendine, kendi dünyasını karartıyor ve karşılığında 5 kuruş alamadan da yaşamaya mahkum ediliyor bunlar. Yani yazık değil mi, günah değil mi? Bu hangi ülkede var böyle bir savurganlık? Sadece bizde var. Kabul etmemiz mümkün değil. Kimse bu maaşları alanların hepsinin bu maaşları iade etmesini talep ediyorum. Bu maaşlar, bu vergiler, bu halkın parasıyla ödeniyor. O bütçeden, o fasıldan veriliyor. Biz bunların iade edilmesini istiyoruz. Öyle 3 tane program yapıp da 500.000 lira maaş alma diye bir şey yok. Yok böyle bir şey. Dünyada da yok. En ünlü Amerikan spikerlerinin, program yapımcılarının böyle maaş aldığını biz bilmiyoruz. Yani başka nasıl feryat edelim? Bu talan düzeninin, bu şeylerin, bu ödemelerin derhal durdurulması gerekiyor. Düzenlenmesi gerekiyor ve ben şunu istiyorum. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık. 2, liyakat. Liyakat son derece önemli. Yani hak eden kişinin hak ettiği programları, görevi üstlenmesi ve şeffaf şekilde bu insanlara ödenen maaşların açıklanması gerekiyor. Bunlar devlet kurumu. Özel sektör kendisine ne veriyorsa verir. O beni ilgilendirmiyor. Ama devlet halkın cebinden alınan vergilerle bu paraları dağıtıyor. Kabul etmemiz mümkün değil. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Türenç. Dediğiniz gibi 10.000'e aşkın gazeteci işsizken bir kişinin sadece iktidara ve iktidarın en tepesindeki isme yakın durduğu için, yakın fotoğrafları yer aldığı için, ilişkisi iyi olduğu için 412.000 lira gibi bir parayı maaş diye cebine indirmesi bu ülkenin en büyük ayıplarından biri olarak da tarihe geçmiştir. Fatih, eğer doğruysa bu rakamların derhal açıklanması lazım. Şeffaf bir yönetim istiyoruz. Evet, haklısın. Peki, çok teşekkür ederim tekrar Sayın Başkan. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Hocam nereden tutacağımızı bilmiyoruz, samimi söylüyorum. Öyle bir düzen ki yani mesela burada bir haber daha var. Onu da söyleyeyim. Bir siyasetçi, bir il başkanı, siz beni dinleyin sadece isterseniz. İstanbul'un bir ilçesinin eski başkanı milletvekili adayı gösterilmeyince AKP'li belediyelerden aldığı ihale sayısı 69'a ulaşmış. Son ihaleyi Bahçelievler Belediyesi'ne almış. İhalelerin toplam bedeli 50 milyon lirayı aşmış. 9 yılda 69 ihale almış bir kişi. Yani böyle bir ortamda her şeyi bırakacaksınız. Bu ayda 412.000 lira maaş alan adamı görmeyeceksiniz. 9 yılda 69 ihale alan eski ilçe başkanını görmeyeceksiniz. Türk Tabipler Birliği'nde görev yapan 3 tane doktoru tıbbi atık diye suçlayacaksınız. Siyah kurdele taktı diye vatan haini diyeceksiniz. Bölücü diyeceksiniz. Kapatılsın diyeceksiniz. İktidarın bir kolu da bu. Öbür kolu bunlara girmiyor. O sadece o hani... Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç diye şiirde bir şey var, şarkıda bir şey var ya. O son fasılı yaşıyor. İnanılmaz bir vurgun var ülkede hocam. Sayın Ertürk, acımız büyük. Bakın bugün şu dakikalar itibariyle canını kaybeden meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının sayısı 100'ü geçti. Bunların 43'ü hekim. Hekim ve sağlık çalışanları kolay yetişen insanlar değillerdir. Uzun eğitim ve maliyeti olan bir eğitimdir bu insanlar. Aileler için bir değerdir. Bunların hepsinin çocukları var. Çok iyi hatırlarsınız ki bir Fatma Hemşire Hanım evinde çocuklarına bakım sağlayamadığı ve Covid-19 kliniğinde çalıştığı için çocukları, iki çocuğu evinde yanarak öldü. Çünkü onları bırakabileceği kimse de yoktu. Bu insan kaynakları öyle kötü yönetiliyor ki bizim alanımızda. Özel yaşamlarına bakılmadan, ailelerine bakılmadan, eşlere bakılmadan, örneğin iki eşini birden Covid polikliniğinde çalıştırıyorlar. Hem karı koca, ikisi de birlikte hekimler. Hem koca hem karı. İkisini birden Covid tabii ki. Hem bu, kadın hem yani erkek. Elbette bu son derece, evet. Birinin başına bir şey gelse öbürü ona bakamayacak. Buna benzer o kadar acımız vardır ki işte bir nöroloğu, bir üroloğu Covid polikliniğinde çalıştırıp sonra da diğer polikliniklere göndererek diğer hastalara da risk taşıma, bu hekimlerin COVID'e bulaşma riskini arttırma gibi 100'ü geçti bugün. Şu dakikalar itibariyle 100 arkadaşımızı kaybetmiş durumdayız. Bizim acımızla kimse oynamasın. Biz elbette ki bu acılarımızı siyah kurdelalarla, yaslarla karşılayacağız. Biz hiçbir değerimizi toprağa bir kedi gömer gibi gömemeyiz. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz, yan yana çalıştığımız kardeşlerimiz, ablalarımız, arkadaşlarımız. Bizi bu yastan dolayı bu şekilde kınayanları ben kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Bu kadar. Siyah kurdele olayı değil mi? Evet. Ve o siyah kurdele dediğiniz gibi bu ülke için canını veren o sağlıkçıları anmak için ve bir gün, sadece bir tek gün yapılan, hatırlayın bizi diye yakaya takılan bir şey. Bunu bile kaldıramadılar hocam ya. Bunu bile Kandil'e bağladılar, oraya bağladılar. Yas tutmamızı istemiyorlar, hüznümüzü istemiyorlar. Ne istiyorlar hocam? Bizim tamamen sessiz kalarak bu kötü yönetime razı olmamızı istiyorlar. Bu olmayacak bir şeydir. Hekimlik değerlerine aykırıdır. Bir hekim karşısına gelen herhangi bir enfeksiyon hastalığını bildirmek zorundadır. Bir epidemide, hastalığın, salgın hastalık durumunda bunun raporunu tutmak zorundadır. Adli olarak önüne herhangi bir işkence olayı geldiğinde bunu raporlamak durumundadır. Çünkü yemini vardır. Biz yeminimize son derece sadırız. Bunlar yeminimizi okumamışlar. Eğer bizim yemini okumuş olsalardı, Hipokrat yemini değil mi? Hipokrat yemini mezun olduğumuzda biz onların mecliste yaptıkları yemin gibi bir yemin değil o iş. Biz sonuna kadar o yeminimize sadık oluruz. Gerekirse ben daha önceki programlarda da söyledim ki mücadele ederken yaşamımızı kaybedebiliriz. Canımız feda bu insanlarımıza, yurttaşlarımıza, herkese. Ama sağlık politikalarının kötü yönetimi nedeniyle de eğer arkadaşlarımız iyi korunmuyorlarsa ve ölüm oranları artıyorsa, hasta sayısı Türkiye'de artıyorsa da bunu da vurgulamak durumundayız kamuoyu. Bu bizim görevimiz, hekimlik görevimiz. Peki yani yine o soruya dönüp geliyoruz hocam. Yani bu ülkeyi yöneten insanların böyle bir salgın ortamında sağlık çalışanlarıyla ne alıp veremediği var. Yani ne olabilir? Aklıma düşünüyorum da aklım almıyor benim. Yani siz niye kavga edersiniz doktorlarla? Niye onlara tıbbi atık dersiniz? Niye onlara bölücü, hain, vatan haini? Niye yani? Neden? Benim bildiğim kadarıyla zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümette bu iddiaya sahip çıkmadığı gibi Türk Tabipleri Birliği ile ilgili bu iddiaya sahip çıkmadı, arkasında durmadı. Bunu görebiliyoruz en azından. Bu iddiayı niçin bir partinin siyasi lideri ortaya attıysa kendisinin açıklaması lazım. Hangi sayıklarla bunu yaptıysa. Eğer bir sabah televizyon programında bunu söylemiş olsaydı, bunu söyleyen insan, ben bir aile hekimine görünmesi gerektiğini ve uygun bir hekime sevk edilmesi gerektiğini gayet rahatlıkla söyleyebilirdim. Ama şu anda sizin gayet ciddi bir akademik program içerisindeyiz. Sizin programınız saygın bir program. Burada ben de bir akademisyenin nezaketi içerisinde, zarafeti içerisinde ancak söyleyebilirim. Bunu söylemesi son derece bizim kınadığımız bir durum. Yani 100 arkadaşımızı kaybetmişken, 30.000'den fazla sağlık çalışanı enfekte olmuşken, Covid'den etkilenmişken, Türkiye'de salgın bu haldeyken bizim acılarımıza bu şekilde bir saldırı olması meslek örgütümüzün kınamı kaldı ki kendi görüşlerine sahip oda başkanları dahi bu açıklamalarını kınadı. Bunu söyleyeyim size. Bakın dün bir siyasetçiyle konuştum Cumhuriyet Halk Partisi'nde. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bypass ameliyatını yapan Bayram Yılmaz Kaya şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gaziantep milletvekili. Bir hoca Ve bypass'ını yapmış Devlet Bahçeli'nin. Ve akıl almıyor. O kadar üzülmüş ki o doktorda. Ya diyor o bize geldi. Bypass'ını yaptık. Yani biz onu hayata tutundurduk. Biz onu yeniden hayat verdik. Yani elimizden gelen bütün imkanları kullandık. Şimdi nasıl bize böyle bir üslup, böyle bir dil kullanabiliriz? İşte bizim yeminimizin gereği biz cinsel kimlik, cinsiyet, etnik yapı, ırk, dil, din hiçbir şey ayırt etmeden her insanın sağlığını kutsarız ve onunla ilgili kutsal görevimizi yerine getiririz. Bu böyledir. Savaş ortamında da böyledir, barış ortamında da böyledir. Dünyanın her yerinde böyledir. Tüm hekimlerin bu 5000 yıldan fazla aşkın süredir getirdiği bir gelenektir. Biz bu geleneklere bağlı insanlarız. Sonuçta bu söylemi bir talihsizlik olarak değerlendirip geçmek lazım. Çok da büyütmemek gerekiyor. Bizim açımızdan önemli bir şey değil. Hocam sizi değil de bizi de yaraladı. Yani çünkü bir büyük mücadele veriyor Türkiye. Gazetecisiyle, doktoruyla ve bürokratıyla, aklınıza kim gelir, bakanıyla, kim olursa olsun, bilim kurulu üyeleriyle herkes bir mücadele veriyor. Şimdi mücadelenin en sıcak anında, en çok böyle cana can, dişe diş günde 60-70 insan yaşamını kaybediyor. Binlerce insan hastanelerde sıra bekliyor insanlar, hastalar perişan. Böyle bir ortamda niye doktorlara, sağlıkçılara cephe açarsınız, savaş açarsınız? Yani bunun nedeni ne? Ya bu halk hiç anlamıyor mu bunlardan? Yani hiç görmüyor mu? Hiç bilmiyor mu? Sağlık çalışanlarının moralini bozmaktan öteye gitmez. Bizim mücadeleyi yaparken en ihtiyaç duyduğumuz şey moraldir ve bu moralimiz de kamuoyu bize veriyor fazlasıyla. Bunu söyleyeyim. Yani kamuoyu arkamızda, insanlarımız bizlere tebrik mesajlarıyla, destekleriyle, sivil toplum örgütleri, sendikalar hepsinin destekleri bizim için çok kıymetli. Hepsi bu olaydan duydukları üzüntüleri de bizlere ilettiler. Ve bizler de bu moralle çalışıyoruz. Moralimizi bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bu bir siyasi parti liderinin hiç yok. Hocam hiç merak etmeyin, her zaman bizler yanınızdayız. Bu ülkenin yurtsever insanları, aydın insanları bugün doktorlarının, hemşirelerinin, hasta bakıcıların yanında. Bu illeti Türkiye yenmek zorunda, yenmek ve normale dönmek zorunda. Onun için size yapılan bir saldırı değil, bu hepimize yapılan bir saldırı. Bu toplumun aydın kesimine yapılan bir saldırı. Bu toplumun yurtsever kesimine yapılan bir saldırı. Canını koyarak fedakarca, bakın demin rakamlar verdiniz. 41 mi insan mı? Kaç doktor oldu? 43 hekimimiz vefat etti. 100'ü aşkın sağlık çalışan. Hepsi bizim canımız, ciğerimiz. 30 bin enfekte insan diyorsunuz. Bir de hastalıkla da boğuşanlar var. Bu kadar fedakarca mücadele eden insanlara toz kondurmamamız lazım. Yani üzerindeki yükü kaldırmak için elimizi uzatmamız lazım. Birlikte yükü taşımak için yan yana, omuz omuza, kol kola girmemiz lazımken böyle bir ortam yaratılması herkesi rahatsız etti. Elbette. Bakın dün Keçiören'de bir sağlıkta şiddet yaşandı biliyorsunuz. Herkesin gözü önünde. Bu şiddetin temel kaynağı işte siyasilerin bu tip söylemleridir. Çünkü siz bu tip söylemi toplumda görünen liderler olarak yaptığınızda o şiddeti bir diğer insan içinde, eğitilmemiş insan içinde meşru hale getiriyorsunuz. Bu tip şiddetlerin perde arkasında siyasilerin yanlış söylemleri vardır. Odur değil mi nedeni? Elbette ki tabii. Arkadaşlar dün vardı o görüntüler Keçiören'de. Yani inanamadım hocam ya. Düşünebiliyor musunuz? Doktorlar ellerinde ne varsa kapının arkasına geçmişler ve ellerindeki o plastik sandalye kapları falan kapıya dayamışlar. Bakın görüntüler geldi. İçeri girildilerse linç edilecekler. Öldürecek gelen adamlar. Bakın nasıl canları pahasına bakın kapıda bekliyor. Biliyorum. Bakın biz genç hekimken bu görüntülerle karşılaşmazdık. Onu söyleyeyim. Yani bu son 20 yıldır, 15 yıldır artan bir trendi haline geldi Türkiye'de. İnsanlarımız görevini yapan hekimlere karşı, hemşirelere karşı, hasta bakıcılara karşı son derece duyarsızlaşmaya başladı ve bu şiddeti arttıran faktör toplumsal şiddetin artışıdır. Bugün toplumsal şiddete karşı platformu da, derneği de, Şiddetsiz Toplum Derneği de bizi destekleyen bir açıklama yaptı. Çünkü onlar şiddeti çok iyi analiz ediyorlar. Ben Başkan Rıza Sümer'e buradan teşekkür ediyorum. Çok iyi bir analizle şiddet niçin artıyor gösterdiler. Bu olayı da analiz ederek bizlere desteklerini ilettiler. Bunun tek nedeni liderler, çok örnek liderler olması gerekiyor. Yani öyle bir lider örnekliği sergilemek durumundadırlar ki ahlakı, erdemi topluma yaysınlar. Aksi takdirde yüksek medeniyetler, ahlakı, erdemi azalan toplumlar da gelişmez. Önce siyasi liderler ahlak, erdem öğretisi yapacaklar. İnsanlar da bunun sonucunda daha yüksek medeniyetler kuracaklar. Bizim gençliğimizde bunlar olmazdı. Yani ben 30'lu 40'lı yaşları hekimliğini yapmış bir insan olarak bunları sonradan görmeye başladım. Zaman bozdu diyelim hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim bu arada. Saygılar hocam. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Profesör Doktor Vedat Bulut, Ankara Tabip Odası eski başkanı, çok samimi olarak geldi buraya. Hiçbir siyasi öngörüde bulunmaksızın, mülazaya girmeksizin bir hekim olarak, bir doktor olarak kaygılarını, beklentilerini ve endişelerini anlattı. Ve sevgili Pınar Türenç'le de konuştuk ama birazdan yine çok önemli konularımız var, konuklarımız var. Profesör Doktor Fethi Açıkar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Elinde inanılmaz rakamlar var. Türkiye ile ilgili gerçek bir harita var. Ve ayrılmayın çünkü bir de Nur Batur gelecek bize. Sayın Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesiyle ilgili bilinmeyen gerçekleri anlatacak. Az sonra.